Maç izledim tabii. İzledim abi. Efsane değil mi? Yarasın gençler ve daima genç kalanlar. Komiserim sizin nöbet mi vardı? Yok, yok. Gidecek yerde yok. Kafada da deli sorular. Şimdi şu doktor civanım Cihan'ın bütün seceresini döküyoruz, tamam mı? Yemekler yenmiş, mazotlar içilmiş. Şimdi birazcık iş başı. Hadi aç şu bilgisayarı. Aç 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 aç. Sabah ben... Aç komiserim. Savcıya elim boş gidemem. Komiserim çay. Ya yok istemem oğlum, ne çayı? Siz de niye içiyorsunuz bu nükleer azı? Anlamadım ki ya, bir sesinizi çıkarın ya. İçmeyin şunu, bir sesinizi çıkarın. Bakın susmayın. Susmayın, sustukça sıra size geliyor ha. Yanaş. Aç. Evet. Beraberiz burada bu gece. Hadi. Böyle gözüküyor komiserim. Mısın boşanma kağıtlığını? Hmm, rahatlamışsındır, gözün aydın. Kurtulmak istiyordum benden. Bitiyor gidiyor işte yani. Niye surat asıyorsun ki? Hayır, surat asmam falan yok. Kızgınım sadece yani. Girmedi şu kıt beynine bir türlü. Aylin, sana yaranmak hakikaten mümkün değil ha. Kızım sayemde benden kurtuluyorsun ya. Hala bir atarlar giderler falan. Allah akıl fikir versin sana. Ay, çekil, börek alacağım. Çıkarken öğrendim, abini bu hafta kendi koğuşuna alacaklarmış. O zaman görebileceğiz değil mi? Evet. Çok özledim onu. Abim de beni özlemiştir değil mi? Aa, tabii ki özlemiştir ya, ne demek? Deden sana ne demişti kızım? Koğuşa geçince abin, onu ziyarete gideceğiz inşallah, tamam mı? Başkomiserim hadi darısı başına. Ya yalnız hayat çekilir mi ya? Nereye kadar? Genç adamsın, evlensen de hep iş, hep iş. Yani olmaz yok, öyle. Yok Yekta Beyciğim, çok teşekkür ederim. Ben almayayım, sağ ol. Ben bazen onun hayalini de kuruyorum böyle. Tam o aşamaya geçiyorum, orası karanlık, kaos. Ben hiç almayayım. İşim, kızım, ben. Gerisi hikaye. Hiç önemli değil. Aşkların en güzeli, meslek aşkı bilmez miyim? Bilmez miyim? Sen de jilet gibi olmuşsun yalnız ha. Ha? Renksiz ama. Geliyorum hemen. Nasıl gidiyor damat bey? Gerginlik var mı? İdare ediyorum şimdilik. Benim burnum börek kokusu aldı. Ben biraz daha otlansam mı? Yok artık. Ya takılma sen de benim yediğime içtiğime, kurban olayım ya. Bir şeyler getireyim mi size? Yok yok yok. Ay ben de bir şey istemem, yok sağ ol. Vay anam vay. Yanlış koku almamışız. Ne yapıyorsun? Bir kendine gel. Ne bu gerginlik ya? Tamam. Toparlan. Tamam. Hah, nikah memuru geldi. Hadi kalk. Buyurun, buyurun. Umarım kolay bulmuşsunuzdur. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Yekta Tilmen ben. Damat. Yekta Bey, merhabalar. Buyurun, buyurun. Şöyle, buyurun. Laçin Hanım gelsin, hemen başlarız. Hadi, dur. Ben haber vereyim hocam. Tamam canım. Aa, dur, dur. Sen hiç zahmet etme. Zaten hazır. Ben alıp gelirim şimdi. Uzaktan mı geldiniz? Efendim ciğerim, söyle. Başkomiserim, rahatsız ediyorum ama... haber vermemi istemiştiniz benden. Bir kesik huzur da bulduk şimdi. Öyle mi? Ne huzur buldunuz? Bacak başkomiserim. Suadiye sahilindeyiz. Konum atıyorum başkomiserim. Tamam aslanım, konum at, geliyorum ben de. Hadi bakalım. Ne içersiniz? Kahve, çay alırım. Az sütlü olursa? Tabii ki. Yekta Paşa, hakkını helal et. Benim gitmem gerekiyor. İş bu beklemez. Kusura bakma, olur mu? Aa, nereye gidiyorsun ya? Dur, başkası yapamıyor mu senin yerine? Allah, kraliçe kim nasıl yapsın ya? Vallahi gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Yani sen de hakkını helal et. Laçin Hanım'dan da benim adım özür dilersin artık. Tabii tabii, söylerim. Hadi. Tekrar meslek beklemez. Hadi hadi. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz. Ben yine sana şey, pasta ayıracağım. Gelirsin belki. Canımsın. Koş koş koş. Koş.
Haydi gittim ben. Devrimden ses var mı? İçeri girmiş oturmuştur bile o. Sanat sevici ya. Biletler sende de çıkarsana. Hı. Kapatıyorlar çabuk. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden... Başkomiserim. Sahilde çalışma yapan arama ekibinden arkadaşlar aradı savcım. Bu Suadiye Bostancı taraflarında bir uzuv daha bulmuşlar. Sizi de bekliyorlar acil. Ben de yoldayım şimdi. Anladım. Bizim kesik başa ait olma ihtimali var sanki. Vallahi muhtemel savcım. Bulunan yerde yakın zaten. Tamam. Ben şimdi yola çıkıyorum. Siz vardığınızda bana konum atarsanız. Tamam. Ya metrodasın ya içeridesin, sana ulaşamadım. Telefonunu açtığında muhakkak ara beni. Adli tıbba haber verdiniz değil mi? Verdik başkomiser. Tamam. Savcım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buradan. Başkomiser burada. Başkomiserim iyi akşamlar. Savcım iyi akşamlar. Bulunan bu mu? Evet savcım bu. Ne diyorsun peki başkomiserim, sence kadına mı ait? Yani ayak tırnakları ojeli. Bir kadına ait. Yapısından da anlaşılacağı üzere yaşlı da birine ait. Ama tabii yani bizim aradığımız kişiye mi ait? Başka birine mi ait? Orası muamma. Onun için adli tıbba gitmesi lazım. Analım bir bakması ve net bir şey söylemesi lazım savcım. O kadar arandı da niye bulunamadı peki? Savcım alan çok büyük. Akıntı da var. Normal yani. Aramayı genişletelim o zaman. Anlaşıldı savcım. Duydunuz savcımı. Hadi bakalım toparlanın. Gerekirse sabaha kadar nöbet değişimi yapın, bir şey yapın. Hadi abicim fırlayın. Hadi tamam toparlayın artık. Neyse ki bizim ekipler buldu. Vatandaş değil. Öyle. Diğer uzuvları da tezelden buluruz inşallah. Merak etme. Senin oyun da yarım kaldı tabii. Hayret. Tuğçe Hanım nasıl düşüp gelmedi peşine? Biz buluşamadık Tuğçe ile. Yani içerideydi o muhtemelen. Girmişti oyuna. Ben giremeden buraya geldim. Thank you.